Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle güzel desenli beğendiğim lacivert zeminli bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için yine güzel bir örnek hazırladım. Yazmam Cenk marka. Kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım oyama hazırlamak için. Şöyle tığlamamı göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Orada daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili bütün püf noktalarımı paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bugün de iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Çiçeklerimi yazmam içerisindeki renklere göre Altın Başak marka 133 numara yeşil, Altın Başak 144 numara kahverengi ve Altın Başak hemen numaraya bakalım. 466 numara mavi tonunda iplerle yapacağım. Yazmamın içerisinde bulunan renkler bunlar olduğu için ben bunları kullanıyorum ama tabii herkes kendi yazmasına göre renklerini seçebilir. Benim kullandığım tığım 22 numara olacak. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde çimenimizi örerek oyamızın yapımına başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak hemen çimenime başlıyorum. Geldim. Şöyle tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Birazcık netleştirelim, daha güzel fark edin. İpimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battının altından girdim. 2, 2 çıktım. Şöyle bir görüntü elde ettim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Biraz önce yaptığımız trabzanımızın önünden 5 zincirli kirpiğimi tutturuyorum. Üstüne yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum ipimi. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine aynı çimeni yapacağız. 2, 2 çıkıyorum. Bu şekilde bir sonraki tığ battının altından trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Üstüne 3 tane zincirimi çekip sonraki tığ battıdan devam ediyorum. Ben çiçek yuvaları arasında 5'er tane bu çimenden yapacağım. Ama şu anda 2 tane yaptık başlangıç için, yeterli diye düşünüyorum. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım. Yine 3 zincir çekiyoruz. Bir defa doladık. 2 2 çıktık. Trabzanımız oluştu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Kirpik yapmadan hemen tığ battıya dönüyorum. Birazdan kullanacağız burayı. Yeniden 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battının altından 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Biraz önce kirpik yapmadan bıraktığımız trabzanımızın tepesinden 8 zincirimizi sık iğne yaparak tutturalım. Üstüne bir tane zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta bir tane sık iğne ile 8 zincirimin altından girdim. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 çıkıyorum. Trabzanımı yaptım. 4 zincirimin boyuna uyacak şekilde uzattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına 2. Yanına 3. Yanına 4. 5. 6 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle çekip düzeltiyorum. 7. sık iğnemi yuvadan yapıyorum. Bu sefer önce çiçeğimizin dalını yaptık. Şimdi yanına yaprağımızı yapacağız. Bulunduğumuz yerde şu anda tığımızda bir ilmek var. Zincirimin altından girdim. İlmeğimi oluşturdum. Tığımda 2 ilmek. Zincirimin altından girdim. İlmeğimi oluşturdum. Şöyle göstereyim. Tığımda 3 ilmek. Zincirimin altından girdim. İlmeğimi oluşturdum. 4 ilmek oldu. 5 ilmek. 6 ilmek. Bu şekilde yan yana 6 tane ilmek yaptık. İkişer ikişer tüm ilmeklerimi çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Birinci yuvadan girdim. Hemen yanındaki yuvadan, tüm yuvalarımızdan teker teker giriyoruz.
İlk sırada 6 tane ilmek yapmıştık. İkinci sıraya geldiğimizde ilmek sayısı 1 azalıyor, 5'e düşüyor. Bu şekilde 5 tane ilmek yaptık. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. İlk yuvadan kirpiğimi düğümlüyorum. İkinci yuvadan ilmeğimi çıkarıyorum. Üçüncüden ilmeğimi çıkardım. Dördüncüden ilmeğimi çıkardım. 6 ilmek, 5 ilmek, 4 ilmek kaldı. 2 2 geriye doğru aldım. 5 tane zincirimi çektim, geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. İlk yuvadan yine ilmeğimi çıkardım. İkinciden yine ilmeğimi çıkardım. 2 2 dönüyoruz. Çok keyifli. Ben turnusu yapmayı çok seviyorum. Yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. İlk yuvadan kirpiğimi düğümledim. İkinci yuvadan ilmeğimi çıkardım. Son 2 ilmek kaldırdığımda şimdi bu 2 ilmeği birleştirdim. Burası artık dönüş noktası. Dönüş noktası için 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanına yine aynı yuvaya 2 tane uç nokta olduğu için aynı yuvaya 2 tane yaptık. Bu yuva ile işimiz bitti. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Şöyle kendi yuvasına tutturdum. Yine bir alttakine sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kendi yuvasından tutturdum. Yine bir alttakine geçtim. 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri dönüyorum. Kendi yuvalarından tutturuyoruz arkadaşlar. Onun yanındaki yuvaya yine sık iğne yaparak geçelim. Bu şekilde yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kendi yuvasına son kirpiğimi de yapmış oldum. Yaprağımız bitti. Şöyle alttaki 8 zincirli yuvamdan bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip tığ batıdan devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Yaptığımız çiçek yuvasını. Yanından tekrar ilmeğime gireceğim. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir kere doladım. İki, iki çıktım. Trabzanımı yaptım. Bir, iki. Beş tane zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden tutturdum. Üstüne üç zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battının altından tutturuyorum. Böyle bu şekilde bu küçük çimenden 5 tane yapıyorum. Üstüne bir tane yine çiçek yuvası yapacağım. Ben hızlı bir şekilde çiçek yuvalarını biraz arttırayım. Daha sonra çiçeklerimizi beraber hazırlayalım. Ben oyama çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Yeşil ipimle ilk çiçeğimi yapacağım. Dilerseniz tabii ben 5 tane aralık bıraktım ama dilerseniz daha sık veya seyrek de yapılabilir. Yeşil ipimden hemen başlıyorum. Bu ipimin rengi biraz daha canlı olduğu için anlatırken daha iyi olabilir. Hemen biraz ip sarıp başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum. Biraz netleştirelim. Hemen şöyle ilk çimenimde çiçek yuvamız belliydi. Çiçek yuvasından ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Geri döndüm. Hemen yuvadan tekrar tutturuyorum. 11 tane zincirle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Yine aynı şekilde. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Yine aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Dördüncü dalımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir. 5. dalım. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Şimdi son dalımızı farklı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 3 kez tığımın ucuna ipimi doladım.
Yuvaya geldim. Yuvadan 2, 2, 2, 2 çıkarak bir trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3, 4. kirpikten şöyle tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Geldim. Şöyle sıradaki dalımdan tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir sonrakinden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Diğerine geçtim. Yine 6 zincirimi çekiyorum. Sıra sıra hepsini. Son dalımı da tutturdum. Bu dalımızı tutturduktan sonra örneğimizin ters yüzünde hemen çimenimizin dibindeki küçük çimenden üstünde 5 zincir çekerek kirpik bırakmıştık. Bu kirpikten oyamın çiçeğini tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. Kirpiğimi tutturdum sık iğnem. Birinci sık iğne. 2, 3, 4. Bu şekilde yaptık. 2 tane kirpik yaptık. Hemen yan tarafa geçiyorum. 2, 3, 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine kirpiğimi düğümledim. Burada kirpiğimizi düğümlediğimiz birinci sık iğnemiz oluyor. Yanına 2, yanına 3 ve 4. Hemen şöyle yan tarafa geçtim. Dört tane sık iğne yaptım. 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci. Yanına 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 5 şekilde 4 tane daha sık iğne yapıyoruz. 5 zincirle kirpiğimi yaptım. Yine 5 zincirle ikinci kirpiğimi yaptım. Sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. 3 ve 4. Son dalındayız çiçeğimizin. Burayı da yine 5 tane, 4 tane sık iğne ile başlıyorum. 2, 3, 4. Üstüne 5 zincir çekerek birinci kirpiğim 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İkinci kirpiğimi düğümledim sık iğne ile. İkinci kirpiğimin yanına ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü. Çiçeğimizi böyle dördüncü sık iğneyi yaptığımızda bırakmıyoruz. Hemen şu yaprağımızın ucunda tutturduğumuz bir sık iğne vardı. Bunun önünden girdik. Buraya da bir tane sık iğne yaptık. Bir tane üstüne sıkıca zincir çektik. İpimizi kesiyoruz. Şöyle göstereyim yaptığımız çiçeğimizi. Bu şekilde çiçeğimiz hazırlandı. İğne oyasından tığ oyasına çevirmiştim ben. İnşallah beğenmişsinizdir. Hemen yana diğer çiçeklerimi de yapacağım. Sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf bekleyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.